elinde, Türkiye'den, Fars'tan gelir. Azerbaycan diye diye yenilmeye aslan gelir. Herkese merhabalar. Bugün sizlere ismi az bilinen önemli şahsiyetlerimizden birini anlatmak istiyorum. Video başlığından da gördüğünüz üzere Nuri Killigil'in hikayesinden bahsedeceğim. 3. Ordu Komutanı ve Kafkas İslam Ordusu Komutanı olan Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Killigil, harp okulunu tamamladıktan sonra Balkan Savaşları'na katılmak üzere Trablusgarp'a gitti. Burada görevlerde bulundu. Bunun ardından 1. Dünya Savaşı yıllarına geldiğimizde yine Enver Paşa'nın emirleriyle birlikte Trablusgarp'ta halkı teşkilatlandırmak üzere görev yaptı. 28 yaşında gösterdiği askeri başarılardan dolayı yarbay rütbesine terfi ettirilen Nuri Paşa, bunun ardından yıllar geçtiğinde Kafkas İslam Ordusu komutanlığına getirilerek Rus işgali altındaki Bakü ve Dağıstan'ı kurtardı. Bu görevinin ardından da Anadolu'ya geçerek Kazım Karabekir'in kol ordusuna katıldı. Gösterdiği askeri başarı ve hizmetlerin ardından askeri tecrübesine ve teknik mekanik anlamdaki bilgisine Türkiye'nin modern anlamda bir savunma teknolojisine sahip olması için kullandı. İlk olarak 1933'te Zeytinburnu'nda kurduğu fabrikayla birlikte Türk modern savunma sanayinin temellerini atmış kişidir. Bu fabrikada silah, uçak bombası, el bombası, mermi ve top mühimmatı üretmiştir. Bunun ardından çalışmalarını, üretimlerini daha da büyütmek amacıyla fabrikasını Sütlüce'ye taşımıştır. Sütlüce'deki fabrikaya geçmesinin ardından Mısır, Suriye, Pakistan, Filistin gibi ülkelere silah ihracatı gerçekleştirmeye başladı. Bunun ardından dünya silah lobisinin baskı ve engellemeleriyle karşılaştı. İsrail'in kurulmasının ardından Filistin'e silah ihracatı yapmakta olan Nuri Paşa büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. 2 Mart 1949'da faili meçhul bir el tarafından gerçekleştirilen patlamayla Sütlüce'deki fabrikasında 28 işçisiyle birlikte hayatını kaybetti. Patlamanın ardından yapılan aramalarla birlikte patlamadan 10 yıl sonra vücudunun bazı uzuvları Haliç'ten çıkarılan Nuri Paşa'nın cenazesi, dönemin müftüsünün vücudun tamamı olmadan cenaze namazı kılınamaz fetvasından dolayı ancak vefatından 67 yıl sonra kılınabilmiştir. Defnedildiği Edirne Kapı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılınmıştır. Geriye kalan naaşı ise bu tabuta sığmıştır. İşte Nuri Killigil'in hikayesi böyleydi. Nuri Killigil, modern anlamdaki Türk savunma sanayinin aslında temellerini atan, öncüsü olan kişi diyebiliriz. Bütün bu yaptıklarından dolayı ona minnettarız. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Nuri Paşa at belinde Türkiye'den Kars'tan gelir, Azerbaycan diye diye yenilmez aslan gelir.